Narin soruşturmasında flaş gelişme. Döner kamera kaydı ortaya çıktı, herkesin dili çözüldü. Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran soruşturmasında sıcak bir gelişme yaşandı. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine mahkeme, Dara 2 üst bölgesinde köy ve çevresini gözetleyen döner kameraya ait görüntüleri istedi. Gelen cevaptaki bir detay dikkatlerden kaçmadı. Bu arada Güran ailesinin yaptığı toplantıda sorgulanıp itildiği görülen kişinin kim olduğu da ortaya çıktı. Olay günü dövüldüğünü söyleyen adamın anlattıkları pes artık dedirtti. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar da sessizliğini bozdu. Tehdit edildiğini anlatan Bahtiyar çok çarpıcı bir ayrıntıyı da ilk kez açıkladı. İki tane kamera var. Şu an bu kameralar ortaya çıkarsa zaten her şey ortaya çıkacak. Dünyada görülen bir şey var mı? Hem canımı alıyorlar, parçamdan hem parça alıyorlar, hem de kalkıp oğlumu, hanımımı, kardeşimi içeriye alıyorlar. Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayeti Türkiye gündemini sarstı. 7 Kasım'da ilk duruşması yapılan Narin Güran cinayetinde baba Arif Güran, Dara üst bölgesindeki kameralarının incelenmesini talep etmişti. İncelenen görüntülerle olayın ortaya çıkacağına inandığını söyleyen baba Güran'ın bu isteği üzerine mahkeme tarafından Dara üst bölgesine ait görüntüler istenmişti. Ben ilk günde söylemişim. Bu cinayeti tek çözecek kilit nokta şu an tam karşımızda Dara 2 askeri üst bölgesinde 3 tane kamera var. Yani bir kameranın çıkarılması bu kadar mı zor? Güneş vurdu diyor. Güneş vurdu. Tamam. Bu rampaya güneş vurdu. Nevzat'ın dereye gitmesine de güneş mi vuruyor? Güneş mi vuruyor? Şu an tam karşımızda. Allah peygamber için. Bakın şu an bu noktada durduğumuz halde kızımın rampaya çıkışını bile göremiyor. Gelen görüntülerin çok uzak ve bulanık çıkması üzerine görüntülerin iyileştirilmesi için Londra'ya gönderildi. Bu gelişme yaşanırken Dara 2 üst bölgesinde Narin'in cansız bedeninin gömüldüğü yeri ve köy civarını 24 saat gören döner kamera olduğu tespit edildi. Güran ailesinin avukatları, Nevzat Bahtiyar'ın dereye inerken yanında biri var mıydı? Akşam gelen aracın Salim Güran'a ait olup olmadığının tespiti için görüntülerin incelenmesi talebinde bulundu. Sen emin misin çocuğu düşürmedin oğlum? Ben kendim inemiyorum. Attın değil mi aşağıya? Attın mı çocuğu, fırlattın mı? Ben bıraktım orayı. Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Fırlatarak mı? Yere mi bıraktın aldın? Yok, ben kendimi biraz sürüttüm, götümü oraya bıraktım. Hiç düşmedi. Sürdün hiç mi? Atmadı. Sürdün mü? Bu direkt çıkarak. Nasıl yaptın? Kucağında çocuk var, göster bize nasıl yaptın. Nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Abi şakir. Tamam da şimdi duramıyorsun ayakta. Çocuk var kucağında, nasıl yaptın bu işi? Buraya getirdim, abire. Göster bize, nereye gösterdin? Ne yaptın, nasıl yaptın? Abire. Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver. Buraya bıraktım. He? Ondan sonra... bir tane taş bıraktım. Üstüne mi? Nasıl yaptın? Üstüne bir taş bıraktım. Üzerine. Başka bir şey bıraktın mı üzerine? Yok. Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Kasım günü jandarma komutanlığına yazı yazarak 21 Ağustos günü saat 15 ile 18 saatleri arasında Eğer Tutmaz Deresi ile köy civarını 24 saat döner kamera sistemiyle görüntüleyen Dara, İki kamera kayıtlarının mahkemeye ulaştırılmasını talep etti. Yeter ben ağladım. Yeter benim çocuklarım perişan oldu. Bütün ailem mahvoldu. Yeter bizi bırak, sonunda biz karar korkulmuş her gün gidiyoruz geliyoruz. Yeter, niye ne istiyorsun bizde? Mahkemenin bu talebi üzerine jandarmadaki arşiv görüntülerinde olay gününe ait görüntülerin olmadığı öğrenildi. Jandarma, yedeklenen görüntüler arasında yer alan 23, 24 ve 25 Ağustos gününe ait güvenlik kamera kayıtlarını mahkemeye gönderdi. Kamera görüntüleriyle ilgili de jandarma tarafından şu tutanak tutuldu. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 22.11.2024 günlü ceza dava dosyası gereğince Dara 2 dönen kameraya ait 21.08
18-2024 tarih ve saat 15 ila 18 saatleri arası tüm görüntülerin gönderilmesi istenilmiştir. Yani bu bir test, benim için bir kanıt değil. Benim için tek kanıt, bugün onların hepsinde muhabbet yediği ya da yememesi benim için önemli değil. Neticede benim kızımın cinayetini işleyen benim gözümde belli değil. Buraya geldiği zaman benim diğer odamdır. Yani bu şekil midir? Benim köyüm havaalanına 5 kilometre uzaklıkta bir kırsal bir köy değil. Dara 2 kameranın iddianamesine girmesini istiyorum. Ben buradan İçişleri Bakanı'na çağrıda bulunuyorum. Yalvarıyorum. Dara 2'nin kamerasını iddianameye alınmasını istiyorum. Eğer Dara 2'deki kamera gerçekten iddianameye girerse bu olayın hepsi çözülecek. 21.08.2024 günü olay meydana geldiğinde kayıp çocuk vakası olarak çalışmalara başlanıldığı, bölgede bulunan kameraların tespit çalışması ile Dara 2 üst bölgesinde teröristlerin sızma girişimlerinin tespiti amacıyla kullanılan kameralar incelenmiştir. Üst bölgesinde mevcut kameralar ile köy ve çevresinin gözetlenmediğinden kayıp şahıs vakası yönünde çalışmalar yapılmış ise de 08.09.2024 günü kayıp çocuk Narin Güran'ın cesedi Eğer Tutmaz Deresi'nde 08.09.2024 günü bulunmuştur. Gelinlik beyaz bir duvak var. Yakınlarının buraya gelen köylülerin omuzlarında cenaze ilerliyor. Cesedin bulunmasıyla birlikte yürütülen ve önceden yedeklenen görüntüler bu bağlamda yeniden incelenmiştir. İlgi sayılı evrakta yazılı kamera kayıtlarında yapılan incelemede, olay mahallinin tam olarak görülmediği, kısıtlı kayıt alma kapasitesine sahip hard diskte 23, 24 ve 25 Ağustos 2024 tarihlerine ait görüntülerin olduğu tespit edilmiştir. Bu bağlamda mevcut görüntülerin soruşturma dosyasına eklendiğine dair tanzim edilen bu tutanak, hazırda bulunanlarca birlikte müştereken imza altına alınmıştır. 26.11.2024 Tutulan bu tutanak 23, 24 ve 25 Ağustos 2024 gününe ait görüntüler de dosyaya girdi. Bugün burada musallada yatan aslında bizim vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan sahibi insanlardan eylesin. Öte yandan Diyarbakır Barosu, Narin Güran kaybolduktan sonra amca Erhan Güran'ın bahçesinde yapılan aile toplantısının videosuna ulaştı. Görüntüler dava dosyasına eklendi. Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili dava dosyasına aile bireylerinin toplantı görüntüsü de eklendi. Narin Güran'ın cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gün önce Tavşantepe mahallesinde amca Erhan Güran'ın evinin bahçesinde bazı aile bireylerinin katılımıyla yapılan toplantıya ilişkin kaydedilen görüntüler Diyarbakır Barosu'na ulaştı. Saat 19.38 ve 19.41'de güvenlik kamerasınca kaydedilen aile bireylerinin toplantı görüntüsü, baro tarafından Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunuldu. Mahkeme heyetince izlenen görüntüler dava dosyasına eklendi. Mahkemenin Türkçe ve Kürtçe konuşmaların yer aldığı görüntüyü uzman bilir kişilerce deşifre edilmesi için Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne göndereceği öğrenildi. Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ ise aile bireylerinin toplantısıyla ilgili görüntünün gizli olmadığını savundu. Akdağ, görüşme jandarma komutanının bilgisi ve talimatıyla gerçekleşmiştir iddiasını dile getirdi. Bilmiyorum nereye gitmiş, nereye gidiyor, rica ediyorum, yalvarıyorum kızımı bulun. Bu arada Güran ailesinin yaptığı toplantıda sorgulanıp itildiği görülen 32 yaşındaki çoban Ahmet Akgün, ilk kez Neler Oluyor Hayatta programına konuştu. Nari'nin cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın kuzeni olduğu öğrenilen Akgün, o gün yaşananlarla ilgili şunları anlattı. Buyurun.
Erhan Güran'ın kardeşi yanıma gelip ağabeyinin beni evine çağırdığını söyledi. Ben de evlerine gittim. Zaten yakın oturuyoruz. Gittiğimde diğer aile üyeleri de kapıda oturuyordu. Erhan Güran bana, sen bir şey gördün mü, görmedin mi? Sen köyde çok geziyorsun dedi. Çoban olduğum için sürekli dışarıda hayvanların yanındayım diye böyle bir şey sordu ve sen görmüşsündür dedi. Ben bir şey görmediğimi söyledim. Sinirlendiler ve beni dövdüler. Suçum olmadığı halde yaptılar. Sonra da özür dilediler. Ayrıca yayına katılan çok önemli bir isim daha vardı. Onun da sözleri oldukça çarpıcıydı. Nevzat Bahtiyar'ın oğlu İbrahim Bahtiyar'dı o isim. İbrahim Bahtiyar, Güran ailesinin Narin'i öldürmekle suçladığı babası, Nevzat Bahtiyar'ın küçük kızı kesinlikle öldürmediğini söyledi ve ekledi. Babam bu olayın namus meselesi olduğunu anlatmadan önce kimse onun adını bile anmıyordu. Kimse babamı suçlamıyordu. Sen burada durdun değil mi yol üzerinde? Yol üzerinde peki çekinmediniz mi biri görür dedi? Ben bilmiyordum yani ben burada durdum öfkeyince bilmiyordum yani. Çuvala peki burada mı koydunuz? Evet çuvala. Burada koydum. O yardım burada etti mi? İki araba yan yana durdunuz. Bu yolu kapattınız hiç mi gelen geçen olmadı? Nevzat Bahtiyar ve Güran ailesi arasında husumet olup olmadığı, aralarının bu korkunç olaydan önce nasıl olduğu sorusuna kardeş gibiydik cevabını verdi İbrahim Bahtiyar. Bu iddianamede diyorlar ki senin eşin, oğlun, kardeşin Nevzat Bahtiyar benim evime giremez. Nevzat Bahtiyar normal şartlarda da benim evime gelmemiş bir insandır. Gelmişse de bu balkonda oturmuştur ya da abu dışarıda oturmuştur. Nevzat Bahtiyar'ın cezaevinde Güran ailesinden Narin cinayetini üstlenmesi için teklif aldığı iddia ediliyordu. Bu teklifin yapıldığını, hatta suçu kabul etmesi halinde para ve arsa vaadinde bulunduklarını söyledi oğlu İbrahim Bahtiyar. İbrahim Bahtiyar'a Güran ailesinden tehdit alıp almadıkları da soruldu. Şu an tehdit edilmediklerini ama Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan daha önce kendisine tehdit mesajı geldiğini ifade etti.